Yaklaşık 2 su bardağı kadar kısır kullanacağım. Şu 1 olsun. Şu da 2 olsun. Burada en önemli şey kısırınızı suyla pişecek olması. Dolayısıyla bunu dinlendireceğiz. Kısıra ne zaman ihtiyacınız olduğuna karar verin ve mutlaka bu ıslatma işlemi birkaç saat önceden yapın. Su ne kadar koyacağız? Ölçü olarak bir şey diyemeyeceğim çünkü hep göz kararı çalışıyorum. Kısırların üzerine şu şekilde örtecek kadar yeterli olacaktır. Hava almasın. Bulgurlarım soğudu. İçine ne mi koyacağız? Bolca biber salçası istiyorum bugün. Hafif acılı olsun istiyorum. Tüm yeşillikleri yoğurma aşaması bittikten sonra ekleyeceğiz. 2 su bardağı ince bulgur için şöyle dolu dolu 1-2 kaşık biber salçası. Bolca tuz koyacağız. Karabiber koyacağız. Bolca pul biber koyuyorum. Ve nar ekşisi. Yine bu şekilde biraz zeytinyağı ekliyorum. Ve başlıyorum yoğurmaya. İyice soğuttuğum için bulgurlarımı çok rahat çalışabiliyorum. Şimdi bu aşamada iyice hepsini içine aldığına emin olun. Güzelce bütün malzemeyi yedirin. Çünkü yeşillikler eklendikten sonra yoğurma işlemi yapmayacağız. Bu sanırım hazır. 1 demet maydanoz, 1,5 demet taze soğan kadar diyebilirim size. Ve 1 tane marulumuz var. Bu şekilde göbek marul kullanacağız. Servisi bunlarla yapacağız. Yeşillik ne kadar güzel bol olursa tadı gerçekten o kadar güzel oluyor. Gördüğünüz gibi bolca maydanozumuzu koyduk. Şu şekilde taze soğanlarımız var. Bunları da böyle ince ince doğrayacağız. Bolca yeşillik koyduk. Bu aşamada hafif bir şekilde karıştıracağım. Çünkü yeşilliklerimi ezmek istemiyorum. Şimdi marullarla şu şekilde biraz atraksiyon katalım tabağımıza. Siz şu şekilde gelişi güzel doldurun. Şöyle yayalım kısırımızı. Birkaç marul yaprağı da alacağım aralara. Şöyle birazcık maydanozlarla hareket katılın.